Hoş geldiniz. Fed faiz kararını verdi. Powell kararı verdi. 25 bas puan önümüze geldi. Beklentilerin dahilindeydi. Zaten finans hizmeti sektörü de ve anketleri de 25 bas puanın geleceğini bize söylüyordu. 25 bas puan geldi aynı şekilde. Fakat şunu bilelim. 50 hiçbir şekilde faiz artırmamayı da düşündük. Fakat çoğunluk olarak 25 bas puanda bir artış yaptık deniliyor. Bunun nedeni de şu. Bankacılık krizinden dolayı, Amerika'daki bankacılık krizi olmasaydı arkadaşlar şu an önümüze 50 bas puan geliyordu. Şimdi Powell'un konuşmalarına geçeceğim. Şunu da bilelim. Şu tüm olanlar 25 bas puan beklenti dahilindeydi zaten. Fakat yarım saat sonraki konuşması Şahin'di biraz arkadaşlar. Şimdi o Şahin konuşmaya geçelim. Not ettim bunları arkadaşlar. Yine aynı şeyler papağan gibi tekrarlıyor. Enflasyonu %2'ye indirme konusunda kararlıyız. Enflasyonu düşürmek için önümüzde uzun bir yol var. Yaşanan son bankacılık olayları daha sıkı kredi koşulları getirebilir. Bu ekonomiyi ve dolayısıyla bizim vermemiz gereken tepkileri etkileyebilir. Enflasyon düşürme çabaları büyüme trendinin yavaşlamasına sebep olabilir. Verilere göre faiz kararını toplantıdan toplantıya düşünüp bu şekilde karar vereceğiz demiş arkadaşlar. Yine aynı şeyleri diyor. Fakat dediğim gibi konuşmasında biraz şahin bir konuşma var. Bu da piyasalarda yeşile bürümedi. Evet arkadaşlar, son durum böyle. Yalnız şu an bankacılık sıkıntısı, ABD'deki bankacılık krizi gerçekten güçlü. Yani bu piyasalarda aslında birçok finans sektörü de şeyi düşünüyordu. Hiçbir şekilde faiz artırmayacağını düşünüyordu. Ki Fed de zaten bunu düşünmüş. Fakat 25 bas puanda karar kılmışlar sonra tekrar. Yani şunu demek istiyorum. Bankacılık krizi gerçekten güçlü. İlerleyen günlerde bu süreç nasıl olacak çok merak ediyorum. Ama büyük sıkıntılar olabilir. Çünkü birçok bankada sızıntı haber vardı ABD tarafından. Bakalım nasıl bir süreç bizi izliyor. Ama hiç iyi olmadı. Bir sonraki toplantıda da bu yüzden daha güvercin bir konuşma görebiliriz arkadaşlar. Gelişmeler oldukça sizlere bilgilendirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.